Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün gördüğünüz gibi yine çok güzel bir yerde karşınızdayım. Bugün arkadaşlar sizlerle birlikte Yalova'da tatildeyim arkadaşlar, ama yine de videosuz bırakmıyorum. O yüzden bahçe biraz kalabalık olduğu için ses gelebilir. Öncelikle bunu söyleyeyim, kusura bakmayın. Bugün sizlerle birlikte transfer haberlerini değerlendireceğim arkadaşlar. 5 tane Türkiye'den, 5 tane de Avrupa'dan transfer haberi değerlendireceğiz arkadaşlar sizlerle birlikte. O zaman Avrupa'daki haberlerle başlayalım. Evet Aybars, merhaba. Merhaba Gökhan amca. Şimdi ilk başta Avrupa'dan 5 transferle başlayalım. Evet. Dünya gündemine oturan, evet, şu an herkesin konuştuğu Robert Lewandowski'nin Bayern Münih'ten Barcelona'ya gidişiyle alakalı görüşlerini, evet, merak ediyorum. 33 yaşında. Kaç? 45 milyon euro bonservis bedeli. Evet. Bonservis bedeliyle alakalı ve Barcelona'da Robert Lewandowski'nin başarılı olup olmayacağıyla alakalı görüşlerin nedir? Şimdi bazıları şöyle yorum yaptı. YouTube'da çok gördüm. İşte Bundesliga'da oynamak kolay, gelsin de şimdi La Liga'da oynasın gibisinden. Ama ben Lewandowski'nin La Liga'da da çok rahat bir şekilde performansı sergileyebileceğini düşünüyorum. O kapasitede bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. 33 yaşında olmasına rağmen çok büyük başarılar elde etti. Şampiyonlar Ligi'nde 13 golle gol krallığında ikinciydi Benzema'nın arkasında. Gerçekten hem Şampiyonlar Ligi'nde hem Bundesliga'da gol krallığını oynadı. Aynı zamanda çok başarılıydı. Çok estetik böyle golleri vardı. Gerçekten çok başarılı futbolcuydu. 45 milyon euro da kazandırdı Bayern Münih'e. İlk bedelsiz gidecek diyorlardı. Bir sene daha beklerdi orada, ama o 45 milyon euro Bayern Münih'e kazandırmış oldu aynı zamanda. Dediğim gibi ben Barcelona'da aynı performansını sergileyeceğini düşünüyorum Lewandowski. Umarım beni yanıltmaz. Klasikolarda şimdi bir Benzema Lewandowski rekabeti de oluşmuş olur. Tekrardan El Klasikolar daha fazla izleyiciye ulaşmış olur diye düşünüyorum. O zaman bu transfere 10 üzerinden kaç puan veriyorsun Aybars? Bu transfere 10 üzerinden 9 puan veriyorum. Tamamdır. O zaman ikinci transferimiz Raheem Sterling'in Manchester City'den Chelsea'ye 50 milyon sterling. Evet Aybars, şimdi ikinci transferimiz Raheem Sterling'in Manchester City'den Chelsea'ye transferini yorumlayacağız. 50 milyon sterling karşılığında. Evet. Bu transferle alakalı yorumlarını alalım. Raheem Sterling aslında iyi bir futbolcu. Çok hızlı. Aynı zamanda hızın yanında tabii hızlı futbolcular da aklını kullanıp böyle oynamak da önemli tabii ki. O takım oyununa uygun oynamak da önemli tabii ki. Raheem Sterling bunu yapabilen bir oyuncu aslında. Manchester City'de de çok iyi performans sergiledi. Manchester City'den önce Liverpool'daydı. Orada da çok iyi performans sergilemişti. Manchester City'de dediğim gibi Şampiyonlar Ligi'nde olsun, Premier Lig'de olsun güzel performans sergilemişti. Son zamanlarda biraz suskun olsa da ben Chelsea'de ses getireceğini düşünüyorum Sterling'in. Hani Lewandowski kadar emin konuşmayayım ama bence Raheem Sterling'de performansını devam ettirir diye düşünüyorum Chelsea'de. Sonuçta lig aynı. Sadece takım farklı. Hani performansını düşürmeyeceğini düşünüyorum bu transferi. O zaman puanlamaya geçelim. Bu transfere 10 üzerinden kaç veriyorsun? Raheem Sterling aslında ben Manchester City'de kalmasını isterdim. Çünkü ben Premier Lig'de City'yi destekliyorum. Burada 10 üzerinden 7 veriyorum. 7 veriyorsun. Güzel. Şimdi 3. transferimiz Eriksen. Christian Eriksen transferi Manchester United'a geldi bedelsiz olarak. Hı-hı. Bu transferle alakalı görüşlerin nedir? Futbol hayatı bitti dendi. Kalbi durdu sahanın içinde. Danimarka evet, milli takımıyla mücadele ederken Euro 2020'de. Hepimizi çok korkuttu. Evet, hepimizi çok korkuttu gerçekten. Kalbi durdu. Son anda eski Fenerbahçeli Simon Kjær'a bir hayat kurtaran bir müdahale yaparak hayata döndürdü onu ve şimdi tekrardan futbol hayatına geri döndü. Aslında futbol oynayamaz deniyordu. Fakat Brentford'a transfer olmuştu. Brentford'da iyi işler yaptı aslında. Kötü oynamadı Brentford'da. Hani ölümden dönmüş bir futbolcuya göre kötü oynamadı. Şimdi Manchester United'a transfer oldu bedelsiz bir şekilde. Bence Christian Eriksen yavaş yavaş kendini bulur diye düşünüyorum. Eski böyle Tottenham'daki formda günlerine dönebilir diye düşünüyorum. Ne kadar süre alacağını düşünüyorsun? Ne kadar süre alacağını düşünüyorum. Yani tabii şimdi ölümden döndü diyoruz. Yani bu kolay bir şey değil. Arkadaşlar topumuz düşük, kusura bakmayın artık. Olur böyle şeyler. Bu da kolay bir şey değil dediğim gibi. Ama bir yılda toparlar diye düşünüyorum. Evet, o zaman puanlamaya geçelim. Puanlama. Manchester United'ın Eriksen transferine 10 üzerinden kaç puan veriyorsun? Manchester United'ın Eriksen transferine 10 üzerinden yine 7 puan veriyorum. 7 puan güzel bir puan. Evet. Şimdi 4. transferimiz Antonio Rüdiger. Chelsea'den Real Madrid'e transfer olan
bedelsiz bir şekilde transfer olan Rüdiger transferi ile alakalı görüşlerin nedir Aybars? Rüdiger transferi ile alakalı görüşlerim, Rüdiger sağlam bir stoper gerçekten. Chelsea'de de iyi işler yaptı. Bundan bu geçtiğimiz geride bıraktığımız sene değil, ondan önceki sene Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon olmuştu Chelsea zaten bildiğiniz gibi. Orada da çok iyi performans sergileyen isimlerden biriydi. En kilit oyunculardan biriydi yani Rüdiger. Çok sağlam bir stoper, hani taş gibi derler ya, gerçekten taş gibi böyle bir stoper. Premier Lig'e ayak uydurduysa La Liga'ya da rahat ayak uydurur diye düşünüyorum. İyi bir performans sergiler diye düşünüyorum. Antonio Rüdiger için düşüncelerim olumlu yönde. Bakalım, bekleyip göreceğiz. Yani böyle iyi bir transferin bedelsiz gerçekleşmesi de Real Madrid için büyük bir avantaj sanırım. Büyük bir avantaj, kesinlikle katılıyorum. Evet, o zaman puanlamaya geçelim. Rüdiger transferine 10 üzerinden kaç veriyorsun Rüdiger Aybars? Rüdiger transferine 10 üzerinden 8 puan veriyorum. Güzel bir puan. Rüdiger transferini de puanladık. Şimdi Avrupa transferlerinden son transferimiz Sebastian Haller. Ajax'ın forveti. Evet. Borussia Dortmund'a 31 milyon euro karşılığında transfer oldu. Bu transferle alakalı ne düşünüyorsun Aybars? Bu transferle alakalı ne düşünüyorum? Sebastian Haller Şampiyonlar Ligi'nde gol krallığında 3. sıradaydı. Geçtiğimiz geride bıraktığımız sezonda 11 golle 3. sıradaydı. Gerçekten golcü bir futbolcu. Borussia Dortmund'a katkı sağlayacaktır diye düşünüyorum. Haaland gittikten sonra Haaland'ın yerine önce Adeyemi, sonra da Haller'le iyi doldurdu Dortmund gerçekten. Sebastian Haller'in ben Bundesliga'da da gol krallığını oynayacağını düşünüyorum. Lewandowski'de gittikten sonra zaten gol krallığında büyük bir boşluk açılacaktır. O boşluğu Sebastian Haller'in dolduracağını düşünüyorum. Yani bildiğimiz gibi Borussia Dortmund son zamanlarda dünya futboluna çok büyük forvetler kazandırdı. Sebastian Haller'in de bu etkiyi yaratacağını düşünüyor musun? Düşünüyorum. Sebastian Haller'in de ve potansiyelinin yüksek olduğunu düşünüyorum. Dortmund'da tekrardan parlayacağını düşünüyorum. Tamamdır. O zaman bu transferi de puanlayalım. 10 üzerinden puanın kaç? 10 üzerinden bence Haller iyi iş yapar diye düşünüyorum. 8 veriyorum. Peki Türkiye transferlerine geçmeden önce. Evet. Şimdi Sebastian Haller Ajax'tan Borussia Dortmund'a transfer oldu. Evet. Martinez de Manchester United'a transfer oldu. Ajax'ın dünya futboluna kazandırdığı futbolcularla alakalı kısa bir düşünceni de alalım. Tabii. Ajax öncelikle zaten Matthijs de Ligt bildiğiniz gibi Şampiyonlar Ligi'nde çok çok konuşulmuştu. 2018-19 olması lazım ya da 19-20 Şampiyonlar Ligi'nde çok konuşuldu. Ve sonrasında Juventus'a 70 milyon euroydu yanlış hatırlamıyorsam ya da 80 milyon euroya. Onun dışında yine Gravenberg Bayern Münih'e transfer olmuştu bu sene o da. Ajax gerçekten Lisandro Martinez'i de Gökhan amca söyledi zaten. O da zaten 57 milyon euro mu ne bayağı yüksek bir paraya transfer olmuştu. Gerçekten Ajax dünya futboluna iyi futbolcular kazandırıyor. Ve Ajax'ın tam bir böyle oyuncu yetiştirme kulübü olduğunu düşünüyorum. Oraya gelen futbolcular kesinlikle birkaç sene sonra iyi bir fiyata ve iyi bir performansla Avrupa'ya gidiyor. Peki o zaman şimdi geçelim Türkiye'deki transferlere. Geçelim. İlk yorumlayacağımız transfer Fenerbahçe'nin Watford'dan kadrosuna kattığı Joshua King. Evet. Joshua King ile alakalı düşüncelerini alalım. Fenerbahçe'nin forvet hattına etkisi olur mu? Faydalı olur mu? Fenerbahçe transfer taraftarları o bölgeye aslında bir baba santrafor denilen bir santrafor bekliyorlardı. Evet. Bu transferle alakalı yorumların nedir Aybars? Bu transferle alakalı yorumlarım, Joshua King yani Bournemouth'ta da iyi bir performans sergilemişti zamanında, Bournemouth Premier Lig'deyken. Ondan sonra Watford'da da iyi bir performans sergiledi ve Watford'da son zamanlarda biraz düşüşe geçtiği konuşulsa da Fenerbahçe'de transfer oldu ve Fenerbahçe'de ben iş yapabileceğini düşünüyorum. Hani mesela Bruma'nın peşi pek konuşamadım. Pek iş yapabileceğini düşünmüyordum. Ama bence Joshua King iyi iş yapar diye düşünüyorum. Çünkü iyi bir golcü ve Premier Lig seviyesinde de oynamış. Premier Lig zorluğunu bile bilen bir golcü. Bu yüzden Fenerbahçe'de iş yapabileceğini düşünüyorum. Ama tabii bekleyip göreceğiz. Türkiye Ligi'nde çok şaşırtan transferler oluyor bizi. Tamamdır. O zaman Fenerbahçe'nin Joshua King transferine 10 üzerinden puanın kaç? Evet, o top bizi biraz zorluyor zor şartlarda. Maalesef. 10 üzerinden puanım, 10 üzerinden daha bekleyeceğiz, göreceğiz. O yüzden 7 veriyorum. Tamamdır. O zaman şimdi Beşiktaş'ın Weghorst transferini konuşalım. Evet. Senin de tuttuğun takım Beşiktaş, herkesin bildiği gibi. Evet, bu transfer Beşiktaş kiralık olarak kadrosuna kattı Weghorst'u. Weghorst'un paraya da ihtiyacı yok zaten biliyoruz. Ailesi Hollanda'nın en zengin ailelerinden.
gerçekten. Birisi. Beşiktaş'ta beklentin nedir? Hem Beşiktaşlı olarak hem de futbol sever olarak bu transferi de yorumlayalım. Öncelikle objektif yorumlamak gerekirse Weghorst'un iyi bir transfer olduğunu düşünüyorum. Tabii ama bu lige kimler geldi, kimler geçti, kimler çöp çıktı, kimler iyi performans sergiledi. Çok şaşırtıcı bir lig bizim ligimiz gerçekten. Radamel Falcao en büyük örnek. Koskoca doğru. Falcao dedik. Manchester United, Atletico Madrid dedik. Hani hepsinde iyi performanslar sergilemiş dedik. Ligde de hani dedik yargı dağıtır dedik. Ama sadece yatmak için gelmiş ligimize. İnşallah Weghorst'un öyle olmaz diye düşünüyorum ama öyle olacağını sanmıyorum. Çünkü Gökhan Hoca'nın da bahsettiği gibi zaten çok ailesi çok zengin olan futbolcu. Ve futbol gerçekten futbol oynamak için oynayan. Yani para için değil, futbol oynamak için oynayan futbolcu. Bu yüzden ben gol krallığına oynayacağını düşünüyorum. En az 15 üstü gol atacağını düşünüyorum. Ve Weghorst'un iyi bir performans sergileyeceğini düşünüyorum. O zaman Weghorst transferini puanlayalım. Beşiktaş'ın Weghorst transferine 10 üzerinden puanın kaç ayıbı? 10 üzerinden puanın Beşiktaş'ın Weghorst transferine... Valla Beşiktaş olduğum için yüksek veriyorum bilmiyorum ama 8 diyorum. Tamam, güzeldir. Evet, şimdi Fenerbahçe'ye büyük beklentilerle gelen Fenerbahçe taraftarlarının da o transfer döneminde çok heyecanla beklediği ve evet sonunda biraz hüsrana neden Mesut Özil transferi. Mesut Özil'in Fenerbahçe'li yollarını ayırması ve Başakşehir'e gitmesi. Mesut Özil'in gidişi, Fenerbahçe'den ayrılış şekli. Başakşehir'de yeterli performansı gösterip göstermeyeceğiyle alakalı. Emre Belözoğlu'yla Mesut Özil eski performansına kavuşur mu? Bu konularla alakalı yorumlarını merak ediyoruz. Tamam. Mesut Özil gerçekten o da Falcao gibi oldu diyebiliriz. Tabii Falcao kadar değildi ama yine de o da onun benzeri oldu diyebiliriz. Yani geldi, yapmak için geldi. Yani attığı gollerin çoğu penaltıdandı ve yani çok iyi performans sergilemedi açıkçası. Objektif yorum yapıyorum şu anda. Çok iyi performans sergileyemedi. Taraftarlar çok büyük umutlar bekliyordu çünkü. Çok umutluydu ondan. Ama o taraftarları hüsrana uğrattı diyebilirim yani. Başakşehir'de de pek bir performans sergileyebileceğini düşünmüyorum açıkçası, doğru konuşmak gerekirse. Yani düşündüğümü söylüyorum. Ama bizi şaşırtırsa tabii o da ilginç olur. Birden patlama verirse performansı güzel olur. Ama bakalım, göreceğiz. Başakşehir'de de ben Fenerbahçe'deki gibi pek şey yapamayacağını düşünüyorum. Bakalım. Tamamdır. O zaman şimdi dördüncü transferimiz Trezeguet'e geçmeden önce tabii puanlamayı unuttuk. Evet. Başakşehir'in Mesut Özil transferine 10 üzerinden kaç puan veriyorsun? Zaten beklentilerimin düşük olduğunu söylemiştim. Bu yüzden 10 üzerinden 4 puan veriyorum. Tamamdır. Şimdi Trabzonspor'un eski Kasımpaşalı, eski Aston Villalı, en son Başakşehir'de kiralık olarak forma giyen Trezeguet transferi. Antonio Nwakaeme'nin yerine Trezeguet'i aldılar. Bu transferle alakalı görüşlerin nedir? Trezeguet transferiyle alakalı görüşlerim şu şekilde. Bence Nwakaeme apayrı bir seviyeydi. Hani onu izlemek çok büyük bir zevkti. Gerçekten yani Trabzonspor'u hakemleyen dediğimiz maçlarda bile hep Trezeguet'in artı performansı, Nwakaeme'nin artı performansını görüyorduk. Gerçekten çok izlemesi çok zevkliydi Nwakaeme'yi. Nwakaeme'nin yerini doldurur mu? O tartışılır ama iyi bir futbolcu olduğunu ve iyi bir performans sergileyeceğini düşünüyorum Trezeguet'in de. Sanırım 4 milyon euro bir bonservis bedeli vardı. Evet, bakalım 4 milyon euro bonservis bedeli. 4 milyon euro da iyi bir para. Zamanımızdaki durumlardan, şartlardan bakarsak 4 milyon euro bonservis bedeliyle bence alacağı paranın hakkını verebilir diye düşünüyorum. Trezeguet transferiyle ilgili düşüncelerim bunlar. Peki Nwakaeme'nin Trabzonspor'da kalması sence mümkün değil miydi? Trabzonspor'un Nwakaeme'yi tutması bu performansla daha mantıklı olmaz mıydı sence? Bence de daha mantıklı olurdu ama duyduğum kadarıyla 3 senelik 10 milyon euro istemişti duydum Nwakaeme. Bu da tabii büyük bir para ama sinekler uçuyor. Dikkatini dağıtın. Bu da tabii büyük bir para zamanımızdaki şartlara göre ama bence yine de Nwakaeme elden gitmemesi gereken bir futbolcuydu diye düşünüyorum. Ama tabii kulübün ekonomik şartları falan, bunları uzaktan konuşmak kolay. Durumun içindekiler çok iyi bilir bunu. Ama dediğim gibi Nwakaeme kalsaydı Trabzonspor için her şey daha iyi olurdu bence. Bence belki de Nwakaeme için de daha iyi olurdu. Evet. 3 sene için 10 milyon euroyu hiçbir kulüp Nwakaeme'ye vermez diye ben de düşünüyorum. Bence, evet, son olarak Fenerbahçe'ye geldi 1 sene boyunca. Performans gösterdi. Vitor Pereira'nın transferiydi. Evet. Geldiğinde bir soru işaretleri vardı. Ama başarılı olup olmayacağına dair. Evet. Potansiyeli çok büyük futbolcuydu. Evet. Bir sene içerisinde Fenerbahçeli futbol severlerin sevgilisi oldu. Kim Min-jae.
Büyük bir para kazandırarak şu an gidiyor. Taraftarlar üzülüyor ama bir sene içerisinde kulübe de iyi bir para kazandırmış olacak. Bu transferle alakalı görüşlerin nedir Aybars? Bu transferle alakalı görüşlerim, ben Trezeguet diyorum. Bak, bir önce transferde kaldı aklımda. Bu arada Trezeguet'i puanlamayı unuttuk galiba. Evet. Trabzonsporlu evet. Taraftarlardan da özür dileyelim. Trezeguet'e de 10 üzerinden puanım yine 7. 7 puan. Tamam. Şimdi Kim Min-jae'ye geçebiliriz. Tamam. Kim Min-jae, ben aslında Kim Min-jae'in daha büyük bir kulübe transfer olabileceğini düşünüyordum. Çünkü Premier Lig kulüpleri çok yazılmıştı. Ya da Serie A kulüpleri olsun. Napoli kulübüne gönderdikten sonra Napoli'ye çok yazılmıştı. Evet. Hani oralara gidip performans ve takımını şampiyonluğa götürebilir diyordum. Ama hani biraz kel alaka bir takıma gitti gibi oldu. Rennes, Fransa'nın orta seviye bir takımlarından Rennes. Ama tabii ki bir sene içinde Gökhan amcanın da söylediği gibi çok büyük bir para kazandırdı Fenerbahçe kulübüne. 19,5 milyon euro kazandırdı ve gerçekten iyi bir para ve iyi bir performans sergiledi bu bir sene içinde. Ve bu performansına bu para değer diye düşünüyorum. Ve gerçekten bakalım Rennes'de neler yapacak onu izleyeceğim ekstra özel olarak. Bakalım Kim Min-jae transferine hakkında yorumlarım bunlar. Peki Kim Min-jae'nin Rennes'e transfer olma düşüncesi sence doğru mu? Yani bu performansıyla... En azından Napoli'ye gitmesi daha doğru olmaz mı? Bence de. Zaten bundan da bahsedeyim biraz kel alaki bir takım oldu diye. Bence de Napoli'ye gitmesi daha doğru olabilirdi. Çünkü Napoli biliyorsunuz Serie A'da her sene en azından şampiyonluğu zorlayan bir takım. Son 2 sene biraz düşse geçse de yine de büyük takımlardan Serie A'nın büyük takımlarından Napoli. Napoli'ye gidip en azından şampiyonluk açısından belki büyük bir katkısı olabilirdi. Ama dediğim gibi yani daha bence Kim Min-jae için daha iyi olurdu. Daha büyük bir takıma gitse, mesela Napoli'ye gitse daha iyi olurdu kendisi için. Ama Rennes'de de bakalım performansını izleyeceğiz ve göreceğiz. Kim Min-jae transferini, daha doğrusu şimdi Fenerbahçe'nin yaptığı bir transfer değil ama Fenerbahçe'nin satışına burada puan verelim. 10 üzerinden kaç veriyorsun? Gerçekten Vitor Pereira ve yardımcıları iyi izlemişler ve iyi bir transfer yapmışlar diye düşünüyorum. Ve bu transferde sonrasında zaten 20 milyon euroya yakın bir paraya sattılar Rennes'e. Hem Fenerbahçe'nin Kim Min-jae'yi almasını hem de Kim Min-jae'yi bu böyle yüklü miktarda bir paraya satmasına puanım 10 üzerinden 8. Tamamdır Aybars. Transfer yorumların için teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim izlediğiniz için. Gökhan amcaya da buradan teşekkür ederiz. Yorumlara bir Gökhan amca için de bir alkış istiyoruz. Gerçekten bize kameramanlık yaptı ve sorularımızı sordu gerçekten. O da bu video için çok uğraştı. Ona da teşekkürlerinizi bekliyorum. Kendinize iyi bakın o zaman. Hoşça kalın. Like atmayı da unutmayın. Abone değilseniz abone olmayı da unutmayın. Ve bay bay, sevgiyle kalın.